Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bulgaristan'ın ikinci en büyük şehri Plovdiv'deyiz. Buranın eski şehrinin oldukça enteresan olduğunu hep okuyordum ama hiç fırsat bulamamıştık. Bugün resmen Old Town'u bizim için kapatmışlar. Biz de geldik ve buranın sokaklarında güzel bir tur yapacağız. Şu anda arkadaşlar Plovdiv'in Tarih Müzesi'nin önündeyiz. Buradaki evler zaten biraz böyle safranboluyu andırıyor demişlerdi. Biraz onun renklisi gibi. Çok da güzel bakmışlar eski şehre. Tarih Müzesi de şimdi açık mı kontrol edeceğim birazdan. Açıksa belki içlerine gireriz. Birazdan yolun üzerinde göreceğiz zaten. Bazı evler var. Eski böyle Bulgar tipi evler. Onların da bazılarının içi gezilebiliyor. Eğer açık olanlar varsa onlara da bakacağız. Ve de şu an arkamda gördüğünüz de şehrin giriş kapılarından bir tanesi. Oradan içeri doğru yürümeye başlayacağız. Haydi bakalım, uzun zamandır görmek istediğim Plovdiv turumuz başlasın. İstanbul'da bir benzerliği var arkadaşlar. Nasıl ki Yeditepe İstanbul denir, Plovdiv'de yani Filibe'de Yeditepe Filibe. Çünkü Yeditepe üzerine kurulmuş ve biz şu an onlardan bir tanesinin üzerindeyiz. İsmi Nöbet Tepe. Bayağı Türkçedeki nöbetten geliyor aslında. Nöbet tutulan tepe anlamında ve hala Türkçe ismini koruyorlar. Böyle söylenmesinin sebebi de, şimdi buradan görmeniz çok zor ama aşağıdan Meriç Nehri geçiyor ve Meriç'i gözlemlemek için en güzel noktalardan biri bu tepeymiş. Ve tarihi de ta taş devrine dayanan, o zamandan beri burada yerleşim olduğu bilinen bir yer. Bir ek bilgi daha verelim. Filipe 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen bir şehir. Özellikle bu Eskişehir tarafında yaptıkları yenilikler ve turizme kazandırma çalışmaları, renovasyonlar sayesinde Avrupa Kültür Başkenti olmuş. Bu da bence önemli bir ünvan. Şimdi öbür tepeleri göstermek istiyorum size ama güneş biraz terste kaldığı için görebilecek misiniz bilmiyorum. Karşıda biz şimdi 1, 2, 3, 4 tane daha tepe saydık. 5 üzerinde olduğumuz, 6-7'yi şu an göremiyoruz sanırım. Bütün şu bölge Eskişehir bölgesi. İçeride camiler de var. Şimdi oradaki sokaklarda yürümeye devam edeceğiz. Ama sanırım bir gece kalmalı gelmek daha mantıklı olabilirmiş buraya. Daha sakin sakin gezmek için. Çünkü bayağı görecek çok şey var. Küçük de değil bu arada Eskişehir, bayağı büyük. Bir şehri gezmeden önce arkadaşlar ben böyle Google Map'te gideceğimiz bütün yerleri işaretliyorum. Sonra onları takip ederek böyle bir rota çıkarıyorum. İşaretlediğim yerlerden bir tanesi de burasıydı. Mevlevi Hane. Yani eski bir derviş manastırı. 19. yüzyıldan kalma. Burayı merak ediyordum. İçeriği de gezmek istiyordum ama sanırım tadilatta kapalı görünüyor. Dışarıdan görebilmiş olduk ama belki başka zaman yolu düşen olursa içeriye de girebilir diye düşünüyorum. Mevlevi Hane'nin. Bu arada birçok şeyin Türkçe ismini koruyorlar. Bu da mesela Mevlevi Hane olarak kalmış. Hanenin yanında İlker kahve makinesi buldu. Kahve deposunu doldurması gerekiyor. Şimdi Kiril alfabesiyle kahve almaya çalışıyor. Şimdi bu espresso. Bu ne? Bu Amerikano. Bir saniye okuyayım önce. Bitti. Paralar. Ne çıkarsa bahtlar artık ne olursa. Umarım süt koymazlar içine ya. Bilmiyormuş. Kafe smetana. Para üstüne alalım. Süt. Çok yanlış bir seçim oldu Duygu. Kahve kahvedir, iç gitsin. Yeni para ver bana. Bitti mi? Başka paramız yok. Arkadaşlar şimdi Plovdiv'de Kapana denen bölgeye geldik. Eski şehrin yeni yüzü. Eski şehrin kafeler ve barlar bölgesi. Evet, bu tarafı daha çok yenilemişler. Bir proje
yapmışlar burayla ilgili. Beynin ve kalbin buluştuğu yer diye de bir böyle şey slogan bulmuşlar. Avrupa Kültür Başkenti seçilmesinin sebeplerinden birisi burası, Kapana bölgesi. Aslında biraz terk edilmiş, böyle sanırım romanların yaşadığı, biraz derme çatma bir durumdayken el atıyorlar. Romanların mı? Romalıların yaşadığı. Ben gördüm birkaç tane. Şeyli şöyle, zeytin dalı. Bu bölgeyi 2-3 yıl içerisinde bayağı yenilemişler. Böyle evleri bir bakıma sokmuşlar. Etrafta şirin kafeler açmışlar. Hem buradaki yaşayanların takıldığı hem turistler için güzel bir bölge olmuş. Makine kahvesi İlker'i kesmedi. Şimdi şuradan kahve almaya gitti. Çok şirin mekanlar var ama gerçekten. Ve çok da güler yüzlü, sıcakkanlı buradaki insanlar genelde. Şimdiye kadar gördüklerimiz. Bu Kapana bölgesinde duvarlarda çok fazla değişik resimler, grafitiler var bu arada. Şurayı bar yapmışlar mesela. En iyi kahve miymiş gerçekten? İnatla sordum, tekrar tekrar sordum. En iyi kahve bu mu dedim burada? Evet dedi. Ben de inandım. Çünkü girişinde şehirdeki en iyi kahve olduğunu iddia eden bir yazı yazmışlar. Vardı. Hı-hı. Şimdi ben buradaki böyle şirin renkli renkli evleri görünce birazcık fazla gaza gelmiş olabilirim ama sanki mesela birisi bana dese ki İstanbul'dan bir hafta sonu için Bulgaristan'a gideceğim, Sofya'yı mı gezeyim, Plovdiv mi dese, sanki Plovdiv derim. Evet, kısıtlı vakit varsa Plovdiv, çünkü burada her şey daha kompakt, böyle küçük bir alana sıkıştırılmış, görülecek çok fazla şey var böyle. İstanbul'dan ulaşım daha kolay, daha kısa sürede buraya gelinebilir. Sofya daha büyük, o yüzden böyle görülmesi gereken yerler biraz daha dağınık. Burada evet, küçük bir alanda olunca böyle daha bir şirinde görünüyor, daha güzel görünüyor. Güzel bir kentsel dönüşüm örneği olmuş burası. Sofya'da daha önce video çekmiştik. Onun linkini de buraya koyalım. Yani izleyenler karar versin. İzleyenler karar versin. Aynen bir öyle. 1,5 saat eklerseniz Sofya'ya gidebilirsiniz. 1,5 saat daha kısa sürede buraya gelebilirsiniz. Edirne ile Sofya'nın tam ortasındayız şu anda aslında. Hı hı. Edirne, Sofya 3 saat, tam 1,5 saat tam ortasındayız. Aynen. Ama benim tercihim Plovdiv oldu. Arkadaşlar acıcı buldu İlker şimdi. Acı mağazası. Farklı farklı böyle değişik aromalı ama genellikle acı üzerine ürünler var. Şimdi onları deniyor. Böyle farklı seviyelerde acılar var. Ne kadar acı sevdiğinize bağlı tatlıdan olarak. Tatlıdan başlıyor, tatlı daha acıya, acıya doğru. Doğru. Say hi. En sonuncusunu hatırlıyorum. Of, ölümcüydü o ya. Daha önce İlker yemişti bu arada. Bunu Sofya'da denemiştik. Bu arada sadece acı değil, böyle işte turşu, biber, farklı yerel ürünler de var. Bir de enteresan bir içki var. Baharatlı rom. Ama ismi çok komik. Dead Man's Finger. Az önce bunu denedik. Bir de farklı bir tane daha denedim. Bunu da göstereceğim. And this is around 12. I remember, I think this one. Az önce bir de şöyle bir şey denedik arkadaşlar. Bu da rakı ama tarçınlı rakı. Böyle biraz baharatlı bir tadı var, biraz viski gibi. Enteresan bir içecek yapmışlar. Mağazanın en iyi satan ürünü buymuş. Şöyle eşekli. You feel it's here. Why does it have a donkey? Because we love donkeys in Bulgaria. Yeah, okay. Yeah, they are our workhorses. Okay. Denememiz için verdikleri bardaklar da şunlar. Çok şirin. Bu tarçınlı rakıya güzelmiş. Suyla da karıştırmıyorsunuz, rakı içiyorsunuz böyle. You see, there is water on top of it, so it seems like it's... Evet arkadaşlar, kutumuz hazır. Böyle our box is ready. Acı biberleri de attık içine. Blagodarya. Right? Merci. You're welcome. Kazdıkça şehrin altından bir şeyler buluyorlar bak. Hep çıkarmışlar. Aşağıda böyle yeraltı müzesi. Şimdi camiyi bulduk bu arada. Ama ön tarafı neresi? Palmeli Cami dediğim bu olması lazım. Zaten Palmeli'nin yanından gidiyorsun. Aa,
Palmiyeler paketlenmiş. Donmasınlar diye paketlemişler palmiyeleri. Palmiye arıyorum ben de, resimlerde palmiyeler vardı diye. Şu torbadakiler palmiyeler arkadaşlar. Böyle şey sanki Bulgaristan'da ne bileyim Avrupa'da böyle kuzeyde bir yerde değilmişiz de. Endülüs'teymişiz izlenimi yaratmıştı bende. Ama paketlenmişler kışın. Evet, burada nasıl zaten palmiye olmuş diye şaşırmıştım ben de, bu şekilde oluyormuş. Şehrin ana meydanlarından birindeyiz. Bu arada bak burada da bir antik tiyatro var. Gömülü ortaya çıkmış. Şimdiki durağımız Saattepe. Saattepe. Ama çünkü saat. İki ağlısını söyleyememişler, araya H koymuşlar. Aynen. Orada bir tane şey saat kulesi var. Oraya da Saattepe diyorlar. Yedi tepeden biri. Şimdi oraya çıkacağız. Bak, burada da bir saat var. Aa. Güneş saati. Al, clock. Prag'taki gibi. Bu arada caminin yanından yürüdüğümüz şu cadde, buranın istiklali gibi bir yer. Trafiğe kapalı ana caddesi. Dururum ya. Meydanın adını yazarım. Okuyamıyorum. Çok güzel Türk bir var meydan. Arkadaşlar. Burada evet, bayağı burada Türk kalmış. Hep Türkçe konuşanlar geçiyor sağımızdan solumuzdan. Bayağı büyük Eskişehir bu arada. Öyle küçücük bir yer değil yani. Şimdi saat kulesini bulalım bakalım. Tepelerden bir diğerine gidiyoruz. Yedi tepenin bir başka tepesine geldik arkadaşlar. Videonun başında çıktığımız tepe şu karşıdakiydi. Diğer tepe de onun arkasında kalıyormuş. Az önce gezdiğimiz sokaklar şu aşağısı oluyor. Bizim şu anda olduğumuz yerde... Öğrendin mi ismini? Saattepe. Evet, Saattepe. Bu da Saattepe'nin saati. Hop, dönelim. Bu saat kulesinden saat dolayı. Buranın ismi Saat Tepesi olmuş. 1600'lerde yapılmış arkadaşlar bu saat kulesi. O zamandan beri tepedeki yerini koruyor. Şimdi tepelerin tabii hepsine çıkamayacağız. Bu kadar vaktimiz yok. Ama çıktıklarımızdan iki karşılıklı, zaten iki farklı açıdan Eskişehir'i görmüş olduk. Bu arada kesinlikle tekrar etmek istiyorum. Biz günübirlik geldik ama bence kalmalı da gelinebilecek bir yer Filipe. Saat Kulesi'nin altında Saat Kulesi ile ilgili notlar vardı, onları okudum. 1600 yıllarda Evliya Çelebi buraya gelmiş ve notlarına düşmüş. Saat Tepesi'nin üzerinde bir tane kuleye benzer, minare gibi bir kule var. Günde iki kere oradan gong çalınıyor. Oldukça korkutucu bir sesi var diye notlarına yazmış. O yüzden tahminler işte böyle 1600 yıllarda da biraz daha farklı formda bir kule varmış burada zaten. 1800'lerde yenilenmiş. Sonra bugünkü halini almış. Adı Saat Kulesi olmuş. Bu şehirde grafiti olayı bayağı ciddiye alınmış. Tarihi olmayan, yeni olan duvarların çoğunda da grafitiyle süslemeler var. Değişik çalışmalar. Arkadaşlar, Alexander Caddesi, şu arkamdaki cadde, buranın ana caddesi. Eskiden, bak bunu sen de şaşıracaksın. Uzun Pazar diye geçiyormuş. Uzun Pazar. Uzun Pazar, uzun sokak. Alışveriş caddesiymiş çok eskiden beri, hala öyle. Arkadaşlar, bu şehir tarihin üzerinde yatıyor resmen. Şuraya bakar mısınız? Ayrıca burada çok enteresan bir şey yapmışlar. Şimdi müzik çaldığı için birazdan yaklaşarak göstereceğim ama önce anlatayım. Buz pisti kurmuşlar şehrin en büyük meydanına. Ama sadece kare şeklinde değil, böyle şehir parkının içinden dolaşan bir pist yapmışlar. Parkın içinde böyle buz pistinde gezebiliyor insanlar. Bence bayağı yaratıcı ve güzel olmuş. Hem de herkes birbirine çarpmıyor, böyle bir yolu takip ediyorlar.
Arkadaşlar tarih müzesinin içine girdik. Şimdi bizim için buraya girmenin aslında en güzel yanı eski bir evin içini görebilmek. Tabii ki burada bazı işte değerli anısı olan, işte Osmanlı'dan hediye edilen, başka ülkelerden hediye edilen ya da buraya ait böyle geleneksel eşyalardan örnekler var. İşte kıyafetler var. Burada mesela Türkiye'den hediye edilen bir arma var. İnciller var farklı, onun gibi şeyler var ama biz en çok böyle yerlere girdiğimizde bu binanın yapısını incelemeyi seviyoruz. Şuradaki mesela oymalara falan bakar mısın? Bayağı enteresan. Zaten gelmeden önce de okumuştum. Buradaki her ev kendi başına, başlı başına bir müze gibi deniliyor. Çok özenmişler. Hatta buna Bulgar barok tarzı deniyormuş. Bulgarların kendi barok tarzı var gibi düşünebilirsiniz. Enteresan bir yer. Rigoz fermanda ne diyor? Fermanda burada Sultan Ortodoks Kilisesi yapılmasına izin vermiş, onaylamış, ferman yollamış. Bu fermanda o. Ama hangi padişah olduğu yazıyor mu? Hangi sultan olduğu? 1851'de artık sultan kimse o sırada. Karşı odaya geçelim, orayı da göstereyim. Burası Plovdiv, aslında Filibe olarak bizim Türkçe'de bildiğimiz yer. 1390 yılında, daha İstanbul fethedilmeden yaklaşık 90 yıl önce alınıyor. O zamandan beri yaklaşık 400-500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan bir yer. Zaten böyle şey, kıyafetler falan sergiledikleri her şey çok aslında benziyor bizim tarihimize de. Tavla oynuyorlar bak. Tavla, nargile. Burası da bir han. Kurşunlu han ama kurşunu R şeyle yazıyorlar. Kurşun han. Herhalde şu çatıları hep kurşundanmış. O hanın anahtarı, bak orijinal anahtarı kapısının önünde sergiledikleri şey. Hanın gerçeği şu anahtarla açılıyormuş. Şimdi anladığım kadarıyla bu binada biraz daha yakın tarihini göreceğiz. Ama aslında neredeyse 8000 yıllık tarihi olan bir şehir Plovdiv. Avrupa'nın da en eski şehirlerinden bir tanesi. O yüzden de oldukça enteresan. Burası biraz daha sanırım son 300-400 yılı kapsayan bir müze olmuş. Diğer odalara da bakalım, hadi bakalım. Ne kadar ferah bir ev yapmışlar yalnız, farkında mısın? Evin kendi içinde avlusu var. İlker diyor ki burada salsa partisi verilir. Güzel gerçekten şey. Salsa değil de belki tango olabilir. Otantik bir ortamda. Aynen, loş bir ışıklandırma yapacaksın gece. Bayağı enteresan. Odalardan birine girelim. Bu arada şu cumbalar da çok güzel görünmüyor mu? Tam böyle oturup kahve içip kitap okumalık, keyif yapmalık cumbalar. Bu arada daha dakika bir şunu söyleyebilirim. Filipe bence Sofya'dan çok farklı. Sofya'da böyle dokusu olan yerler çok görmemiştik. Ya korunmamış ya da bilmiyorum, belki burası kadar, Plovdiv kadar eski bir tarihi olmadığındandır. Bilemiyorum ama bayağı enteresan. Hadi bakalım. Bir oda seçtim. Giriyorum. Keçe kıyafetleri görünce aklına ne geldi? Sığacık'ta Doğan Bey köyünde bir kültürevi kurmuştu. Böyle keçeyi tekrar günümüz tekstiline kazandırmak için. Ayfer ablayla tanışıp onunla bir video çekmiştik. Onun linkini koyalım şuraya bir yere. Aynen, burada da eski geleneksel kullanımı var. O videoda da daha renkli, böyle modern kullanımını görebilirsiniz keçenin. Şimdi binanın arkasındaki avluya çıktık. Buradan da çok güzel görünüyor. Bayağı sanat yapmışlar binada. Ama bu bölgede görecek çok bu tarz ev var. O yüzden çok fazla burada artık zaman kaybetmeyelim. Şimdi buradan çıkıyoruz ve Eskişehir'in sokaklarında turumuza devam ediyoruz. Sıradaki güzel binamız Etnografya Müzesi. Bu
bina da o kadar böyle güzel güzel işlenmiş ki aslında bütün binaların içine girip görmek istiyoruz ama hem o kadar vaktimiz yok, günü birlik geldik. Hem de hepsinin girişi işte 4 lava, 5 lava, 6 lava gibi fiyatları var. TL'nin de kur farkından durumu malum olduğu için seçerek girmek daha mantıklı. Şimdi demin baktığımız tarih müzesine biz 4 lava vermiştik. Buranın da giriş ücreti 6 lavaymış. Ama zaten içerisinin çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Dışarıdan çok güzel bir bina bu da. Instagram'ı sevenler, fotoğraf çektirmek isteyenler, yolu Filipe'ye düşenler bence mutlaka buraya bir uğrasınlar. Kiliselerden birine geldik Antik Tiyatro'ya doğru giderken. Dimitar Kilisesi'ymiş burası. Elena ile tanıştık. Burada çok tatlı, çok keyifli bir kendisi sohbet ediyorduk. Dedik kameranın önünde de birazcık konuşalım. Bir Turkish language. Yes. To say something. Do you know some words? Like merhaba. Merhaba. Komşu. Kıfarlık. That is Arabian. I don't know it. Da. But merhaba. That is a popular thing. Teşekkürler. Thank you. In Turkish, for how are you, we say nasılsın. Nasılsın. Nasıl? Naber. 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 A bit difficult. Yes. To the what is? Nöbettepe. Nöbettepe. Yes. We saw it. You see all Plovdiv. Yes. I live on Nasahattepe. Another tepe. Now I'm coming from Sekattepe down and then coming to here and then back. That's why you are so energetic. So we will go there. So very nice to meet you. Nice Elena. To meet you both of you and yes. Welcome. Yes, and thank you very much. You maybe give me your address or telephone when I'm going to Istanbul. Yes, why not? Hello. Nani Elena. Yeah. The best regards to Saint Dimitri. You are always welcome. Yeah. Thank you very much. Birinci yüzyılda Roma döneminde yapılmış bir antik tiyatro ama daha önce gördüklerimizden farklı olarak yani diğer şehirlerde ve diğer ülkelerde buranın özelliği şu, hala kullanılıyor. Burada değişik tiyatro gösterileri, işte konserler, farklı gösteriler yapılıyor ve bu şekilde aktif olarak kullanılması bence çok güzel. Güzel bir şekilde de böyle yenilemişler. Arka tarafı da şimdi birazdan böyle yakından göstereceğim. Birazcık Efes'i andırdı bana. Efes'teki sütunlara falan çok benziyor. 3500 kişilik bir tiyatro burası. Ve sanırım özellikle yaz akşamlarında burada bir etkinlik izlemek çok keyifli olur. Bir daha yolunuz düşerse bunu not ettim bir yere. Sonuna geldik. Güneş battı ve Plovdiv'deki turumuz burada bitiyor. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, arkadaşlarınıza videomuzu da tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdi Plovdiv sokaklarından görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.